Değerli izleyenler, EYT için gizli çözüm emri hazır bekletiliyor. Evet, bu konuda büyük bir duyumlar var, büyük bir açıklamalar var. Şöyle açıklamalar var kulislerde. EYT için gizli bir çözüm emri sürprizi hazır bekletildiği söyleniyor. Bunun aslında ön adımının GSS ile başlayan bir süreç teşkil ettiğini ve emeklilik reformunda EYT ile ilgili bir paketin de olma ihtimalinin yüksek olduğunu, çünkü Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürprizleri sevdiği söyleniyor. EYT sürpriziyle bakın burada bir fedakarlık yaptık, kıymet bilin şeklinde veya sizleri seviyoruz, bu yapılan çabayı anlayın, artık bizim de kıymetimiz bilinsin diye tabii ki bu konuda hayıflanan kesimlere böyle bir sözlü söylenebilir. Destek istenebilir, yani o anlamda söylüyorum, sandık anlamında söylüyorum kıymeti. İşte değerli izleyenler, emeklilik reformunda 52 yaş ortalamasıyla bu sene emekli ettik dedi Milletin Çalışma Bakanı. Burada zaten birkaç yaştan bahsediyoruz. Arada büyük bir fark yok. Biz de bu ortalamayı gelin 46'ya 47'ye çekelim diyoruz. EYT için gizli çözüm emrinin tamamen toplumsal mutabakatı sağlamak ve muhalefetin elinden EYT'yi almak. Tabii ki parantez içinde yapılan toplum nabız yoklamaları ve anketlerden çıkan en son duyumları size aktarıyorum. %85 EYT'nin çözümünü bekliyor. Normal EYT'li olmayanlar da EYT'ye sıkı durun. %85 destek veriyor anketlerde. İşte değerli izleyenler, kaynaklar ve benzeri durumlarda alternatif planlarda hazırken, hükümete bunlar sunulmuşken ve hükümetten de bu konuda EYT için gelen sonucun değerlendirildiği yönde duyumlar çok güçlü şekilde gelirken bizim heyecanlanmamamız mümkün değil. Bizim tabii ki heyecanlanmamamız mümkün değil değerli izleyenler. İşte Sayın Erdoğan sürprizleri seviyor. Biz de EYT için sürpriz bekliyoruz. Nedeni şu. En son gelen anketlerde ilk 3 maddeden birisi EYT'nin mutlaka çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Hükümetin bu konuda yaptırdığı anketler hem hangi kesimin daha çok oy sirkülasyonunu etkilediği ve hangi çözümün beklendiği yönünde karşılaştırmalı anketler yapılıyor. Bazen 3.000, bazen 10.000, bazen 30.000 denek üzerinde yapılan bu anketler aslında sonuca yakın ibreler veriyor. Kararsızlar her ne kadar dense de anketlerde kimse genelde kararsız kalmadığı için asıl ibreye yakın sonuçları gerçekten anket şirketlerinden alıyorlar. EYT için kıpırdama var. EYT makama sunuldu ve bu konuda Çalışma Bakanlığı'na her an bu konuda değerli izleyenler lütfen burayı iyi dinleyin. Her an EYT'nin, işte biz formülleri paylaştık sizle zaten. EYT'nin elimizde, yani emekli edilmesi, farklı adla da olsa emekli edilmesi ve bir formülle onun yapılması, hazineye yük olmadan yapılması yönünde zorunlu bir yaklaşım var. Bu zorunlu yaklaşımın adı da seçim. Yarın seçim yok tabii ki biliyorum ama toplumsal mutabakat ve desteğin de sokakta yerini bulması ve hükümetin daha rahat bir hareket alanı bulması bu kesimleri kazanmaktan geçiyor. Her nereye siyasi gitse gerçekten EYT sorusuyla karşılaşıyor. Değerli izleyenler, milletvekilleri de bu durumu ısrarla belirtiyorlar. Değerli izleyenler, EYT için çözüm emri her an gelebilir. Bunu da biz Çalışma Bakanlığı'ndan isteyeceğiz. İnşallah bu konuda gerçekten ümitliyim. Aldığımız görüşmeler ve intiba bu, talimattan daha öte, o dönemden daha öte bir yaklaşım bizi bekliyor. İşte umutluyuz değerli kardeşlerim. Yeni EYT planında, belli formüller uygulayarak bütçeye de yük getirmeden bir çözümün hedeflendiği bilgisine vardım. Nasıl size 7 Eylül'de bir talimatın gelebileceğini, çalışmanın gelebileceğini ilan ettiysem, bu konuda gelen çok yüklü kanı ve değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. EYT'nin anketlerde hala birinci derecede çıkması, hükümetin bu konuda adım atmasını farz kılıyor. Eğer tersine düşünülürse 5 milyonluk oyu gidip muhalefete paket halinde hediye etmiş olacaklar. Bu hiçbir demokraside, hiçbir hükümetin uyguladığı olağan durumlar değil. O halde anketler neden yapılıyor? Soruyorum size. O halde kamuoyunun nabzı neden tutuluyor? İş olsun, anketler zenginleşsin diye mi? Hayır.
iktidar atacağı hamleleri bir satranç gibi düşünün. Bu konuda değerlendirmek. Tabii ki geçmiş dönemdeki seçimlerde bu hamleleri yapmamış olmaları genel seçimde bunu yapmayacakları anlamına gelmez. Tabii ki seçime de her an hazır olmak gerekir. Ve çok yakın bir zamanda bu yapıldığı zaman değeri olmaz. Seçime biraz ara yapıldığı zaman ne olur bu sizleri kazanmak için yapılan bir adım gibi de tabii ki değerlendirilir daha ağırlıklı olarak. Tabii ki iki taraflıdır ama daha ağırlıklı olarak böyle değerlendirilir. Görünler daha iyi fethedilir. EYT'nin emeklilik reformundan hangi kısmının ve hangi bölümünün daha ağırlık kazanacağı yönünde heyecanımı koruyorum. Ama 45 yaş üstü EYT'ler için heyecanlı emeklilik reformun bir iki ay içerisinde netleşen formasında hangi kısmı yer alacak heyecanla bekliyorum. Emeklilik reformu EYT bölgesinde gelişen yeni EYT yapılışı ve EYT için oluşan büyük bir fırsatı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sunulan son EYT ile ilgili rapordan bahsetmek istiyorum. Bu konuda duyarlı çevrelerden edildiğimiz bilgiler, evet bu çok önemli, EYT için emeklilik reformunun bir can simidi olabileceği görüşündeler. Emeklilik sistemini güçlendiren ve olduğundan daha maddi anlamda güçlü hale getirecek olan BES sistemiyle emeklilik havuzunun 3 katına çıkarmayı hedefleyen hükümete böyle bir fırsat, EYT fırsatı da aynı bir müjde kapısına alınmış oluyor. Neden? Yıl emeklilik eksiği olanların aynı BES sistemi gibi hazineye yatırdıkları güçlü tutarlar hem EYT'ye bekleniyor hem de para bir yandan bile de çıkmadığı için hükümetin kullanmasına fırsat veriyor. Yani 2.800.000 EYT için çözüm meşalesi yanmış oluyor. Emeklilik reformu da bu kanunun torba yasaları içerisinde çıkması için uygun havuzda bu işin yürümesini sağlıyor. Yani emeklilik reformu birçok elementi içinde bulunacak bir reform. Görüştüğüm bu konuda duyarlı olan çevreler ve özellikle bürokrat anlamında bu iş için kafa yoran çevrelerde şu husus bana heyecan uyandırdı. EYT emeklilik reformunun içinde EYT'nin bir kısmı olabilir diye. Ben bu konuda tabii ki bir kısmı derken ne kadarını kastetti bilmiyorum ama EYT'nin gerçekten kazanılması yolunda emeklilik reformunda birçok bekleyen ve yaşında gerçekten belli bir yaşı aşmış 45 ila evet değerli izleyenler şuradan şey yapalım bir saniye. Evet değerli izleyenler, EYT için dediğimiz gibi gizli bir çözüm emri ve bu konuda kanaat belirli. Sadece daha sağlam temellerde ekonomik realiteler ışığında bir formülle bu müjdenin kapısı aralanmak isteniyor. Verilecek bu müjdeli adımın büyük bir güç getireceği, siyasi anlamda büyük bir dönüşüm ve toplumsal kazanımı arttırmada yeniden inisiyatif alma sürecini başlatacağı konuşuluyor. Bu tabii ki büyük bir heyecan uyandırıyor. Önemli olan da zaten bu değil mi? Evet değerli izleyenler, işte önemli olan bu ve bu konuda gerçekten EYT için çözüm emrinin hazır bekletilmesi ve reform paketiyle bu sürecin sonuca ulaşacak alana gelmesi büyük bir heyecan uyandırıyor. Değerli izleyenler, gerçekten güzel, gerçekten emin ve seri adımlar bunlar. Değerli izleyenler, EYT için artık 2020 yılına girdik ve 2020 yılından önceki dönemden başka bir döneme geçtik. Evet, hiçbir şey 2020 yılı öncesi gibi olmayacak. EYT çok farklı sürece geçecek ve EYT çok farklı bir evrimle yaşayacak. Hiçbir şey demin de dediğim üzere eskisi gibi olmayacak. Yani ibre tamamen bu yönde. EYT için bu gizli çözüm emrinin ve hazır bekletilmesinin reform paketi hüviyetinde çok önemli bir yeri bulunuyor. EYT için bu olay çok önemli. EYT için çözüm ışığı çok önemli. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne gelen notlarda EYT'nin hala diri bir şekilde ve çözüm bekleyen aktif bir STK olmasını görüyor. Evet, bu konuda çok ümitliyiz. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Ve her an böyle güzel bir müjdenin heyecanını yaşıyoruz.
Görüşmek üzere değerli izleyenler.